Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Ehl-i Sünnet'in ya da Şia'nın, Kur'an yetmez diyenlerin ortak noktası, kendileri bir meslek olarak dini gördükleri için, meslekleri de din anlatmak olduğu için, maalesef şöyle bir cümle kuruyorlar. Diyorlar ki, bu bizim mesleğimiz. Sen nasıl doktora gidiyorsan hastalandığın zaman, nasıl ev için mimara gidiyorsan din için de bize gelmen lazım. Ama biliyorsunuz insan hastalandığında doktora gider. Ev lazımsa mimara gider. Ama din nedir? Din hayatın her anında, hayatın her döneminde yaşamanız gereken hayat tarzıdır. Din bir meslek değildir. Din adamlığı bir meslek değildir. Ona din tüccarlığı denir. Hatipoğlu bir insanın mesleği olamaz. Hatiplik bir adamın mesleği olamaz. Bakın, Suudi Arabistan'da ya da Cezayir'de imamlar maaş almazlar. Bizimkiler onlardan daha Müslüman olduklarını iddia ediyorlar da. Sorsam bizimkiler daha iyi Müslüman. Onların Müslümanlığını beğenmezler. Adamlar mesela Kabe imamlarıyla ilgili ben araştırma yaptım. Adamlar hakim, yargıç, savcı falan. Genelde hukukta, devletin değişik kademelerinde çalışan memurlar. Saati gelince geliyor namazını kıldırıyor. Sonra işinin başına gidiyor. Şimdi bizim Türkiye'de adamlar bunu meslek olarak kabul ettikleri için öyle de savunuyorlar. Ve adam diyor ki, kardeşim diyor, hastalandığında doktora gidiyorsan, o zaman diyor konu dinse diyor bize geleceksin, bize soracaksın diyor. Eğer siz bu adamın dediğini doğru kabul ederseniz, bir Hristiyan hastalandığında doktora gidiyor. Tamam. Peki konu din olunca bu Hristiyan kime gidecek? Kime gidecek? Kendisi mi okuyacak? Doktorluğu kendisi okumuyor. Ne olacak? Adam öyle diyor. Şimdi videoyu seyredeceksiniz. Diyor al o zaman diyor kendi kendine ameliyat et diyor. Şimdi şahıs Hristiyan hastalandı doktora gitti. Konu dinse ne yapacak? Din adamına gidecek. Hangi din adamına gidecek? Kiliseye, papaza. Sen diyorsun senin verdiğin formüle göre dünyanın hiçbir yerindeki hiç kimse dinini değiştiremez. Adam Almanya'da hastalandı, doktora gitti. Ev için mimara gitti. Din için kime gidecek? Cevap versene. Diyemiyorsun değil mi? Okuması lazım, araştırması lazım, incelemesi lazım, Allah akıl vermiş, bakması lazım. Diyemiyorsun değil mi? Olmaz. Diyemezsin. Dersen kendi tezin çürür. Demezsen ne olacak? Arkadaşlar bu adamların kızdıkları konu ne biliyor musunuz? Adamların para kazandığı meslek, din ve benim gibi bir esnaf adamların mesleğine çomak sokuyor. Adamın mesleğini adama soruyorsun. Onun mesleğiyle ilgili soru soruyorsun. Adamın mesleği din, dini anlatmak. Adam 30 yıl din üzerine eğitim görmüş. Şimdi adam 30 yıl medresede, İmam Hatip'te, ilahiyatta bu işin ilmini alıyor. Sözüm ona. Yani onlar işte kendi ilimlerini ise onu alıyor. Sonra ben çıkıyorum adama bir soru soruyorum. Ben adama bir soru sorduğum zaman adam buna kızıyor. Diyor ki bu senin mesleğin değil. Sen bu meslek hakkında konuşamazsın diyor. Tabiri caizse benim kendi argümanımla söyleyeyim. Bu adamlara göre senin donun yırtık demek için terzi olmak lazım. Kardeşim bakıyorum, donun yırtık. Mal mülk meydanda. Senin donunun yırtık olduğunu söylemek için terzi mi olmak lazım? Çok ilginçler. Adam diyor ki bu konuda sadece ben konuşabilirim. Sen konuşamazsın diyor. Neden? Neden ben konuşamıyorum? Bu tıp mı? Meslek mi bu? Siz kendiniz anlatmıyor musunuz Resullerin mesleklerini?
İdris Aleyhisselam, Terzi, Zekeriya Aleyhisselam, marangoz, Musa Aleyhisselam, çoban, Muhammed Resul, tüccar, esnaf. Kendiniz demiyor musunuz? Sizin mesleğiniz ne? Sizin mesleğiniz ne? Sizin mesleğiniz İmam Hatip, ilahiyat, doçent, doktor, prof, kitap yaz, Elmalı Hamdi yazarın mealini sadeleştir. Eşek yazan yere kara kaçan yaz, kara kaçan yere, yazan yere merkep yaz. Orada ihata yazıyor, ihateyi kuşatma yap. Sonra az sadeleştiren Mustafa, biraz daha sadeleştiren Hasan, çok sadeleştiren Hüseyin, yapıştır yayın evinden meali, Elmalı Hamdi yazır. Allah'tan korkun. Yeter artık Elmalı Hamdi yazırı sömürdüğünüz. Elmalı Hamdi yazırın meali yok kardeşim, yok, hiç kimse diyor. Elmalı Hamdi yazır diye aldığınız meallere hemen bir dönün de kütüphaneden bir alın bakın bakayım. Sadeleştiren kim? İşte o sadeleştiren vatandaş Elmalı Hamdi yazırdan parayı kazanan kişi. Ama ne diyorlar? Yok, olmaz. Bizim işimize karışma. Bu bizim işimiz. Kardeşim, bütün doktorlar Hipokrates'e yemin ediyor. Sizin yemin ettiğiniz yer neden farklı? Ya da şöyle açayım. Mesela birinize göre, bir takım tarikatlara göre sakal bıyık mecbur, başka bir tarikata göre mecbur değil. Bazı tarikatlara göre cübbe mecbur, bazılarına göre cübbe mecbur değil. Bazı tarikatlarda saç uzun, bari tarikatlarda kafa kel. Bazılarında sakal yok ya da bir tutam var, üç parmak var, bir santim var. Birisi diyor ki kazıma yeter diyor, öteki diyor bir tutam olacak diyor. İyi de niçin bu kadar farklısınız? Neden bu kadar farklısınız? Hepiniz doktorsunuz. Hepiniz doktorsunuz. Önünüze geliyor bir kanser. Birinize göre 100 metre yarışına katılabilir, ötekine göre kemoterapi görmesi lazım. Siz nasıl doktorsunuz? Doktorlukla kendinizi aynı seviyeye koyuyorsunuz, öyle mi? Ya doktor neyse ben de oyum diyor adam. Ne kadar ilginç. Peki doktorun antrenman yaptığı o kadavralar yerine siz kimi kullanıyorsunuz kadavra olarak? Hele şunu bir yapın, hele bunu bir yapın mı diyorsunuz? Arkadaşlar, adamı dinleyin, ondan sonra hep beraber bu cümleleri tekrar düşünelim. Bakın ne diyor. O da adam, ben de adam diyor. O açtı kitabı, okudu, anladı. Aynı kitabı açar okur, ben de anlarım diyor. O açtığı kitabı okuyup anlayabilmek için 30 senesini vermiş. Bakın, Kur'an'ı anlayabilmek için 30 senesini vermiş. Şimdi sonra da ne diyor? Diyor ki hadis ayetin hükmünü kaldırır. Sünnet ayetin hükmünü kaldırır. Bugün okuduğum bir yorumu söyleyeyim size. Adam diyor ki sünnet ayetin hükmünü kaldırır meselesi diyor. Tartışılan bir konudur. Herkes aynı fikirde değil diyor. Zavallı. Ben de altına yazdım. Senin dedim tanıdığın namazı dedim iki rekatını sesli, iki rekatını sessiz kılmaya itiraz eden bir imam var mı? Sünnet ayetin hükmünü kaldırmış. Ayet İsra 110 namazın sesini kısmayın diyor. Adam şu anda Türkiye'deki bütün imamlar namazın yarısını sesli, yarısını sessiz kılıyor. Adam da gelmiş orada. Diyor ki bu diyor tartışılan bir konu. Kim tartışıyor namazın sesini? Herkes yarısını sesli, yarısını sessiz kılıyor. Şimdi bu adam Kur'an'ı anlamak için 30 yıl eğitim alınmasını gerektiğini söyleyen adam. Diyor ki bir insan diyor Kur'an'ı diyor anlayabilmesi için diyor 30 yıl diye emek vermesi lazım. Mecazen diyelim. Hani 30 olmasın da 25-35 olsun. Şimdi zina yapmayın, faiz yemeyin, çalmayın, anneye babaya öf bile demeyin, yolda kalmışa yardım edin, evlere arka kapıdan girmeyin, mirası şöyle dağıtın, saldıranla savaşın, geceleyin kalkın ibadet edin, oruç tutun, hacca gidin, zekatınızı verin. Şimdi bunları adam
bunları anlaşılmaz cümleler zannediyor. Anlaşılmaz cümleler. Sen 30 sene okuyunca Süleyman'ın çağırdıklarının ne olduğunu mu anlamış oluyorsun ya? Zülkarneyn'in ne olduğunu mu anlamış oluyorsun? Sakar'ın ne olduğunu mu anlamış oluyorsun 30 sene okuyunca? Peki okudun, Sakar'ın ne olduğunu anladın. Ya da Akabe'nin ne demek olduğunu 30 seneni bildin. Dedin Akabe sarp yokuştur. Tamam, tebrik ederim. İyi de neden peki hepiniz bu fakülteleri bitiriyorsunuz da netice farklı? Neden netice farklı? Birinizin anladığı ötekine neden uymuyor? Neden nasih mensuh ilkesiyle hükmünü kaldırdığınız ayetlerde aynı fikirde değilsiniz? 30 yıl ilim almış, sen gidip ona soracaksın ama adam kaç tane ayetin hükmü kalkmış, adamda tek fikir yok. 6 ayet, 600 ayet. 4-5 ayetten 700 ayete kadar hükümsüz ayet olduğunu savunan insanlar bunlar. Ayet ayetin hükmünü kaldırır. Hadis ayetin hükmünü kaldırır. Sünnet varsa Kur'an'a bakılmaz. Uygulama varsa Kur'an'a bakılmaz. Bu adamların felsefeleri. Ve bu adamlar Kur'an yetmez diyen bu insanlar karşısındaki insana diyor ki, sizlere diyor ki, sen diyor, konu dinse diyor, bize muhtaçsın diyor. Bize muhtaçsın diyor. Bana vekil olarak Allah yeter diyemezsin diyor. Kur'an açıklanmıştır, değildir diyor. Kabul etmiyor. Kur'an detaylıdır, Kur'an kolaydır. Anlamıyor adam, kabul etmiyor. Hayır diyor, zordur. 30 yıl emek veren diyor bunu anlar. Sen de diyor geleceksin o adamın önüne diz çökeceksin, meseleyi anlayacaksın diyor. Devam edelim. Konu da derinleşmiş, sen daha 3 gün önce açmışsın aynı kitabı. Evet. Doktora gitme, doktorun o ilaç kitabını satın aldığı yerden sen de o kitabı satın al, koy önüne. Derdi orada hastalık da yazıyor. Hangi hastalığa hangi ilacın verileceği de yazıyor. Gitme doktora, aç oradan oku, o ilacı git eczaneden al, iç. Niye? Doktor da insan, sen de insan. Ya da YouTube'dan bir tane beyin ameliyatı izle, de ki ben beyin cerrahisiyim. Erkek sen de kalp ameliyatı izle, de ki ben kalp damar cerrahisiyim. Seni hemen tumarhaneye kapatırlar. Yani hapishaneye de atmaya tenezzül etmezler sana ha. Tumarhaneye atar. Hapishaneye atmak için de bir şey lazım adam yani. Sen böyle bir iddiada bulunsan seni hapse atmaya tenezzül etmezler. Yani. Ama YouTube'dan din namına bir video izleyince adam başlıyor ahkam kesmeye. Ortalık doluyor. Naylonmuş. Naylonmuş değil doluyor. Bakın şurayı dinleyeyim. Şey lazım adam yani. Sen böyle bir iddiada bulunsan seni hapse atmaya tenezzül etmezler. Ama YouTube'dan din namına bir video izleyince adam başlıyor ahkam kesmeye. Ortalık doluyor naylon müştehitli. Evet. Ortalık oluyor naylon müştehitler. Şimdi bu adamların menkıbelerini hatırlayalım. Bu adamların menkıbeleri naylon müştehit dolu. Kendi menkıbelerinden örnekler verelim. Bir çoban dağda namaz kılıyor. Oraya bir Allah dostu geliyor. Çoban namazı şaşırıyor. Allah dostuna diyor ki ya diyor ben diyor namazı kılmayı diyor şaşırdım diyor. Bana bir daha tarif eder misin? Adam bir daha tarif ediyor gidiyor. Adam tarif edip gidince bu da kılmaya başlıyor yine şaşırıyor. Bizim çobanımız cahil hiçbir şey bilmeyen çoban. Yani menkıbe böyle. Şaşırınca dur diyor adam uzaklaşmadan yakalayayım diyor. Adamın arkasından bir koşuyor. Adam suyun üstünde yürüyor. Çoban da arkasından farkında olmadan koşuyor geliyor. Diyor hocam diyor bana diyor namazı bir daha tarif eder misiniz? Hoca eğiliyor bakıyor kendi ayağı suya birazcık değiyor. Çoban bir karış havada. Suya hiç değmiyor. Diyor ki git diyor bildiğin gibi kıl. Ne oldu? Hani 30 yıllık emek ne oldu? Bitti hikaye. Kur'an sayfaları dağıtılıyor atlı yaya. İlk tebliğciler alıp gidiyorlar Kur'an sayfalarını veriyorlar. Adamlar açıyorlar. Okuyorlar, iman ediyorlar, Müslüman oluyorlar, yaşamaya başlıyorlar. Nerede 30 yıllık eğitim? İslam'ı yaşamak için 30 yıllık eğitim nerede? Yoksa Resul'ün ilk yıllarında sormaya bir şey gerek yoktu. Şimdi mi sormaya gerek var? Ne olacak şimdi? Kendi menkıbeleri bir ezan ile Müslüman olup her şeyi başaran insanları anlatır.
çok basit bir ayeti bildiği için cennetlik olanları anlatırlar. Sahabe, tabi'in ve ondan sonrakiler, tebi tabi'in, bunların eğitim seviyeleri ortada. Kur'an ortada. Ve Kur'an sayfaları gittiği her beldeyi Müslüman yapıyor. Adam şimdi gelmiş diyor ki, aynı Kur'an önümüzde olduğu halde, o insanları Müslüman yapan Kur'an önümüzde. Adam diyor ki hayır diyor. Ben 30 sene eğitim gördüm. Gelip benden dinleyeceksin diyor. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Nasıl doktora gidiyorsan bana da geleceksin diyor. Ve kendisi dinin sahibi olduğunu düşündüğü için kendisine sorulmadan din yaşanamaz. Hiç kimse dini yaşayamaz. Bunu düşündüğü için adam diyor ki gelip bana danışacaksın diyor. Senin ameliyatını ben yapacağım diyor. Sana reçeteyi ben yazacağım diyor. Benim yazdığım reçeteyle iyileşirsin diyor. Kur'an'la iyileşemezsin diyor. Hipokrates'in kitaplarıyla Kur'an'ı bir tutuyor. Hukuk fakültesi kitaplarıyla Kur'an'ı bir tutuyor. Onları öğreten dekanlar ve hocalar, Kur'an'ı öğreten Allah'tır. Kur'an'ı öğrenmek için erdemli ve temiz ahlak yeterlidir. Lise puanına gerek yok. Üniversite puanına gerek yok. Allah Bakara suresi 2. ayette bu diyor, muttakilerin yani takvalı olanların yolunu göreceği kitaptır. Ancak muttakiler için yol göstericidir diyor Allah. Allah Kur'an'ı muttakiler için yol göstericidir diyor. Yolunu görmek için erdemli olman yeterli. Lise puanı lazım değil. Tıp fakültesi değil bu. Ahlak lazım. Sizin gibileri 6 yaşında elinden tutup babaları Sübyan Mektebi'ne vermese şimdi siz böyle hava atmazdınız. Sanki kendi şuuruyla, kendi bilinciyle hoca olmuş gibi bol keseden atıyor. Kendi sohbetlerinde övünerek söylüyorlar. Ben 7 yaşından beri Kur'an okuyorum. 6 yaşından, 5 yaşından beri Kur'an okuyorum. 4 yaşında hafız oldum. Dinlersiniz bunlardan. Vallahi dinlersiniz. Şimdi düşünün bakayım. 4, 5, 6, 7 yaşındaki bir çocuk. Nasıl geldi oraya? Annesinin ve babasının tercihi. Annesiyle babası bu çocuğu oraya götürüp vereceğine, o yatılı okula, yatılı kursa teslim edeceğine, götürse bir sarrafa, bir konfeksiyon atölyesine, anlatabiliyor muyum? Bir ortacı olarak vermiş olsa, adam konfeksiyoncu olarak büyüyüp gidecek. Ondan sonra da diyecek ki, elbisen yoksa sana elbise dikeyim diyecek. Almışlar, götürmüşler, vermişler medreseye. Adam çıkmış gelmiş diyor ki bana muhtaçsınız diyor. Haydi buyur. Şimdi bu adama muhtaç olmadığınızı ispat edin. Kur'an'ı siz anlayamazsınız. Bir elifin 50 tane manası var. Öyle diyor adam. Siz anlayamazsınız. Sanki kendileri kendi aralarında anlaşmışlar gibi. Kendileri birbirlerine saldırıyorlar, birbirlerini dövüyorlar. Bunların daha Mekke'de, kutsal topraklarda bastonlarla, şemsiyelerle birbirlerine daldıkları daha kaç sene oldu ya? Önce bir kendi aranızda anlaşın hanginiz doktor, ondan sonra millete reçete tavsiye edin. Allah'tan korkun be. Allah'tan korkun. Sizin dediğiniz metot ile dünyadaki hangi dinin mensubu başka bir dini araştırır? Bu en başta söylediğim cümleyi en sonunda tekrar söylüyorum. Videoyu bitireceğim. Düşünün. Herhangi bir din, bir Hristiyan. Papaz çıkmış adama diyor ki, hastalandığında doktora gidiyorsan, din içinde din adamına gideceksin diyor. Ne diyeceksin şimdi bu adama? Papaza itiraz etsene. Ayrıca sen Hristiyanlığı eleştirmek için kaç tane İncil okudun? Hristiyanlıkla ilgili kaç kitap okudun, İncil'i eleştiriyorsun? İncil'i Kur'an'la mı eleştiriyorsun? Hristiyanlar da seni İncil'le eleştirir. Yahudiler de seni Tevrat'la eleştirir. İncil'den bir sayfa okumadan, Hristiyanlıkla ilgili hiçbir kitabı okumadan,
Sen Hristiyanlığın üstünü nasıl çiziyorsun? O Hristiyan papazlar, keşişler, hahamlar, o Yahudi din adamları, o Budist, putperest din adamları, onlar doktor değil mi? Onların yazdığı reçeteyi kabul etmiyor musun? Amerika'daki doktor aynı doktor, papazı kabul etmiyorsun. Almanya'daki doktor aynı doktor, Almanya'daki doktoru kabul ediyorsun. Almanya'daki papazı kabul etmiyorsun. Niye? Adamın doktoru da orada, papazı da orada. Olmuyor değil mi? Şöyle hitap edilmesi lazım. Kardeşim, konu din ise aklını kullan. Aklını kullan. Ve hak din İslam'a ulaş. Gerçek din İslam'dır. Barış dinidir. Huzur dinidir. Araştır, incele, göreceksin. Gerçek din İslam'dır. Dinin ne olursa olsun, hangi doktora gidersen git. Ama konu din ise herkesin, dünyadaki herkesin İslam araştırması lazım. Arkadaşlar, bu konuya yine birkaç ay sonra yine değineceğiz herhalde. Çünkü daha hala ilk defa duyan kardeşlerimiz var. Onun için arkadaşlar, din bir meslek değildir. Din bir yaşam tarzıdır ve herkes kendi dinini öğrenmek zorundadır. İnsanların dinini öğrenmesi lazım. Doktorun dinini öğrenmesi lazım. Doktorun mimarlık öğrenmesine gerek yok. Mimarın dinini öğrenmesi lazım. Mimarın doktorluk öğrenmesine gerek yok. Terzinin dinini öğrenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama doktorun terziliği öğrenmesine gerek yok. Din sizin yaşam tarzınızdır. Hayat felsefenizdir. Bir ömür yapmanız gereken şeylerin bütünüdür. Davranışlarınızı kontrol eden sistemin adıdır din. Onun için herkesin dinini öğrenmesi lazım ama herkesin tıbbı, mimarlığı ya da terziliği ya da fırıncılığı öğrenmesine gerek yok. Çünkü onlar meslektir. Din bir meslek olamaz. Selam ve dua ile.